1 Eylül 1939 tarihinde Almanya Polonya'ya saldırdı ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı başlamış oldu. Polonya saldırısından 2 gün sonra Fransa ve Britanya Almanya'ya savaş ilan etti. Fakat bu Adolf Hitler'i durduramadı ve 1941 yılının ortasına gelindiğinde Almanya neredeyse tüm Avrupa'yı işgal etmişti. Adolf Hitler de kendisini kimsenin durduramayacağını düşünüyordu. Tarihte Hitler'in uluslararası arenada bu özgüvenini aşırı derecede kazandığı bir olay vardı arkadaşlar. Bu olay da Münih Anlaşması'ydı. Münih Anlaşması'yla Almanya tek bir kurşun atmadan Çekoslovakya'nın en önemli sanayi bölgesi Sudetenland'ı topraklarına kattı. Böylece Hitler tüm Avrupa'nın kendisinden oldukça korktuğunu görmüştü ve aşırı derecede siyasi olarak özgüveni tavan yapmıştı. İşte bu videomuzda savaş için Hitler'in özgüvenini yavaş yavaş arttıran olayları ve sonunda özgüveninin tavan yaptığı Münih Anlaşması'nı inceleyeceğiz. İlk olarak konuyu daha iyi anlayabilmemiz için Münih Anlaşması öncesi Hitler'in özgüvenini arttıran dönemine bir göz atmamız gerekiyor. Tarihler 30 Ocak 1933 gününü gösterdiğinde Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg Adolf Hitler'i şansölye yani başbakan olarak atamıştı. Hitler ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi uzun bir yoldan geçtikten sonra nihayet iktidara gelmişti. 23 Mart 1933 gününe gelindiğinde Alman parlamentosunda halk ve imparatorluğun sıkıntılarını ortadan kaldırmaya yönelik bir yasa çıkarıldı. Bu yasa ile Adolf Hitler parlamentonun müdahalesi olmadan yasa çıkarma yetkisine sahip olmuştu. Artık Hitler tek lider yani Führer'di. Genel olarak videolarımızda bu şekilde belirtiyoruz ama resmi olarak Hitler Führer makamını Cumhurbaşkanı Hindenburg'un 2 Ağustos 1934 tarihinde ölümünden sonra almıştı. 23 Mart 1933 tarihinden ölümüne kadar Hindenburg sadece sembolik olarak Cumhurbaşkanıydı. Hitler zaten bu tarihten sonra çalışmalarına başlamıştı ve tüm yetkiyi aldıktan sonra Versay Anlaşması'nı yok sayarak çalışmalar yapıyordu. En önemli çalışması ordunun hızlı şekilde büyütülmesi ve savunma sanayine yapılan yatırımlardı. Almanya içindeki hızlı ilerlemesi uluslararası siyasette de Hitler'in aşırı özgüvenli olmasını sağlamıştı. Alman ordusu Versay Anlaşması ile 100 bin kişi ile sınırlandırılmıştı. Ama Hitler iktidarı zorunlu askerliğin geri getirilmesiyle günden güne orduyu genişletiyordu. Bu konuyu daha önceden detaylı olarak incelemiştik arkadaşlar. Bu nedenle bu videoda fazla detaya girmiyorum. Hitler iktidara gelmeden önce Versay Anlaşması'na çokça atıf yapıp Alman vatandaşlarımızı bizden kopardılar diyordu. Tam olarak sayısı bilinmese de 6,5 milyon ile 7 milyon arası Alman kaybedilen topraklar ile vatandaşlıktan çıkmıştı. Adolf Hitler de bu vatandaşlarımızı tekrar ülkelerine kazandıracağız diyordu. Ayrıca Hitler iktidara yürüyüşünün ilk döneminde yine önceden detaylandırdığımız birane darbesi olayıyla bir darbe girişiminde bulunmuştu. Ama başarısız girişim sonrası hapse düştü ve hapisteyken Kavgam isimli kitabını yazdı. Bu kitabında da açıkça Almanya'nın tekrar savaşa girip topraklarını genişletmesi gerektiğini belirtiyordu. Bunun ilk adımı Hitler iktidara gelir gelmez olmuştu. Almanya 1. Dünya Savaşı sonrası barışı korumak için kurulan Milletler Cemiyeti'nden 14 Ekim 1933 tarihinde çıktı. Artık dünya liderlerinin ortak aldığı kararlar Almanya'yı bağlamıyordu. Bu durum tüm liderler tarafından protesto edilse de birkaç ufak yaptırım dışında Hitler'i hedefinden vazgeçirecek bir durum söz konusu değildi. Bu uluslararası arenada Hitler'in ilk kazandığı zaferdi. Ayrıca Milletler Cemiyeti'nin de zayıflığını göstermişti. Ek bir bilgi olarak Japonya Almanya'dan önce 27 Mart 1933 tarihinde Milletler Cemiyeti'nden çıkmıştı ve zayıf yaptırımlar Almanya'yı iyice cesaretlendirmişti. Hitler'in Versay Anlaşması'na karşı ikinci adımı ise anlaşma ile askersizleştirilen Rhineland ya da Renania olarak bilinen bölgeye Alman askerlerini soktu. Bu bölge Almanya'dan Fransa'ya gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için askerden arındırılmış
tarafsız bölge ilan edilmişti ve özerk bir yönetime verilmişti. Ama Almanya'nın bu müdahalesiyle artık Almanya topraklarına katılmıştı. Genelde Hitler döneminde Almanya'nın ilk toprak genişletmesi Avusturya olarak bilinse de ilk genişleme bu müdahale ile gelmişti. Bu müdahale sonrası Fransa ve Britanya'nın ne yapacağı dünyada bir merak konusuydu. Fakat ne Fransa ne de Britanya protestolar dışında ciddi bir adım atmamıştı. Durum böyle olunca Hitler kendi hanesine bir artı daha yazmıştı. Şimdi burada akıllara şu soru gelecektir. O dönemin büyük güçleri Britanya, Fransa ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler neden sessiz kalıyorlar? Gerçekten Hitler'den çok mu korkuyorlardı? Kaba tabirle yılanın başı neden küçükken ezilmiyordu? Burada devreye 1. Dünya Savaşı'nda yaşananlar giriyor arkadaşlar. Dünyanın gördüğü ilk geniş kapsamlı savaş olan 1. Dünya Savaşı sonrası sadece yenilgiyle ayrılan Almanya değil, galip devletler de büyük zararlar görmüştü. Britanya ve Fransa'daki yerel halk artık bir savaş istemiyordu. Ülke içindeki savaş söylemleri karşılık bulmuyor, hatta tepki görüyordu. Özellikle Milletler Cemiyeti'nin kurucusu olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel halk zaten ana çatışmaların kendilerinden kilometrelerce uzakta olan bir savaşa neden girdiklerini hiç anlamamışlardı. Bu yüzden bu ülkelerdeki siyasetçiler artık savaş söylemlerinden prim yapamadıkları için barışı korumak için adımlar atmaya çalışıyorlardı. Ama Hitler Almanya'sında durum farklıydı. Almanya'daki halk da 1. Dünya Savaşı'ndan neden yenik ayrıldıklarını ve neden bu kadar toprak kaybedip cezalandırıldıklarını bir türlü anlamamıştı. Bu yüzden Hitler'in toprak genişletme söylemleri oldukça destek görüyordu. Rheinland olayında da Fransa ve Britanya zaten o bölge normalde Almanya'nındı. Sesimizi çok da çıkarmayalım. O zafer onlara yeter. Daha fazla ileri gidip bizi karşılarına alamazlar düşüncesindeydiler. Ama Britanya ve Fransa'nın bilmediği bir şey vardı. O da Hitler'in durmaya niyeti yoktu. Hitler'in yeni hedefi ise doğup büyüdüğü yer olan Avusturya'ydı. Avusturya 12 Mart 1938 tarihinde Alman topraklarına katıldı. Bu Avusturya halkının bir tercihi olarak yansıtılmıştı ama Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Avusturya'daki uzantısı olan Alman İşçi Partisi Avusturya'yı karıştırıp Şansölye Engelbert Dolf ölümüne kadar giden darbe girişiminde aktif rol oynamıştı. Arkadaşlar eğer Avusturya'daki gelişmeleri daha detaylı olarak merak ediyorsanız Nazilerin akıl hastası kamp komutanı Amon Göth videomuz ile Avusturya'nın Almanya ile birleşimini anlattığımız Anschluss videomuzda daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Avusturya'nın Almanya ile birleşmesine Milletler Cemiyeti yine tepki göstermişti ama politik olarak yapacak bir şey yoktu. Çünkü Avusturya'da bir halk oylaması yani referandum yapılmıştı. Bu referandum sonucu da Avusturya vatandaşlarının %99.73'ü Almanya'ya katılmayı onaylamıştı. Bu toprak genişletme konusunda Hitler'in ikinci büyük zaferiydi. Sırada Çekoslovakya'nın Sudetenland bölgesi vardı. Bu bölgede yaklaşık olarak 800 bin Alman yaşıyordu ve yaklaşık 2 milyon kişi de Alman olmamalarına rağmen Almanca konuşuyordu. Hitler de yine Alman vatandaşlarının bu bölgede yoğun olduğu politikasını öne sürmüştü. Fakat Hitler'in asıl hedefi Çeklerin güçlü sanayisiydi. Sudetenland bölgesinde çok önemli kömür ve demir cevheri yatakları bulunuyordu. Ayrıca bölgedeki sanayi oldukça gelişmişti. Avusturya ile birleşmeden sonra Hitler parlamentoda yaptığı bir konuşmada açık açık hedeflerinin Sudetenland olduğunu söylemişti. Hitler hedefine ulaşabilmek için Çekoslovakya'ya bir ultimatum verdi. Nedeni ise Alman vatandaşlarına ya da Almanca konuşanlara iş verilmemesiydi. Hitler'e göre Çekoslovakya'da Almanlara karşı bir ayrım yapılıyordu. Ya bu durum düzeltilirdi ya da Alman ordusu Çekoslovakya'ya müdahale ederdi. Burada Çekoslovakya'nın durumuna bir bakarsak, Çekoslovakya 1. Dünya Savaşı sonrası kurulan bir ülkeydi ve Fransa ile Britanya'dan destek alan bir ülke değildi. Çekoslovakya'nın Sovyetler Birliği ile anlaşmaları vardı. Durum böyle olunca Britanya genel bir savaşı engellemek için Hitler'e tavizler verebilirdi. Üstelik Britanya'nın desteklediği Polonya'nın da Çekoslovakya toprakları üzerinde hak talebi vardı. Peki Çekoslovakya Sovyetler Birliği'ne de güvenip res çekerse
Alman ordusu savaşa hazır mıydı? Bu önemli bir konu çünkü Alman ordusu şimdiye kadar Rhineland ve Avusturya'ya yürümüştü. Ama buralarda çatışmalar ile değil çiçekleriyle karşılanmışlardı. Hitler önderliğinde kurulan yeni Alman ordusunun en büyük deneyimi İspanya İç Savaşı'ydı. O da küçük bir bölümü kapsamaktaydı. Ama ordusu tam hazır olmasa da Hitler bu kozu oynayacaktı. Çünkü politik olarak kendini çok üst düzeyde görüyordu. İkili görüşmelerin ardından 29 Eylül 1938 tarihinde Münih'te bir görüşme yapılacaktı. Görüşmeye Almanya adına Adolf Hitler, İtalya adına Benito Mussolini, Britanya adına Başbakan Neville Chamberlain ve Fransa adına Başbakan Edouard Daladi katılacaktı. Arkadaşlar burada sizlerin de muhakkak dikkatini çekmiştir. Toplantıya ne Çekoslovakya'dan bir yetkili ne de destekçisi Sovyetler Birliği'nden bir yetkili katılmıyor. Burada devreye giren Britanya ve Fransa, Çekoslovakya hükümetine baskı yaparak eğer bize güvenmezsen seni yalnız bırakırız ve Almanya tüm topraklarını işgal eder tehdidinde bulundular. İleride bu gelişme yine de yaşansa da o zaman için Çekoslovakya hükümeti Britanya ve Fransa'nın baskısına dayanamamıştı ve durumu kabul etmişti. İtalyan lider Benito Mussolini de toplantıya arabulucu olarak katılmıştı. Bir nevi Hitler ile iyi polis kötü polis oynayacaklardı. Kişiliğinin aksine ortalığı yatıştıran bir tavır sergileyecekti. Britanyalı ve Fransız liderler ise Hitler bizi hedeflemesin. Zaten Çekoslovakya bizim için yararlı bir ülke değil. Biraz taviz ile Hitler'i yatıştıralım hedefindeydiler. Özellikle Neville Chamberlain Britanya'ya bir barış ile döneyim ve halkımın güvenini kazanayım düşüncesindeydi. Britanyalı ve Fransız liderler toplantıya gelirken özenle hazırlanmış bir yoldan geçmişlerdi. Yolun iki tarafına yerleşen Alman vatandaşları bu iki lidere sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Bu da iki lideri gevşetmek için Alman hükümetinin düzenlediği bir tertipti. Şimdi konferansa gelirsek aslında bu tamamen bir gösterimlik tiyatro oyunu gibiydi. Kararlar çoktan verilmişti ama Alman hükümeti işi garantiye almak için bazı düzenlemeler yapmıştı. Münih'teki Führerbau'da yapılan toplantıda her yer gamalı haç bayrakları ve Nazi görselleriyle süslenmişti. Ama liderlerin dışarı ile yapacağı konuşmalar için masalarda olan telefonların bir ikisi hariç hiçbirinde hat yoktu. İçeride çok sayıda uzun boylu ve iyi vücutlu SS muhafızları vardı. Yani psikolojik olarak istediğimizi vermeden buradan çıkamazsınız izlenimi veriliyordu. İlk görüşmelerde Neville Chamberlain, Çekoslovakya'nın Almanya'ya tazminat vermesi konusunda ısrarcı oldu. Ama Hitler geri adım atmıyordu. Chamberlain'in elindeki tek koz da buydu ve Hitler blöfü yutmamıştı. 29 Eylül 1938 günü sözleşmeler hazırlandı ve ertesi gün imzalar atılacaktı. Sudetenland Almanya'ya veriliyordu. Polonya'nın hak iddia ettiği Trans Oza bölgesi de Polonya'ya verilmişti. Aynı şekilde Macarların hak iddia ettiği Karpat-Rutenya bölgesi de iki aşamalı olarak Macaristan'a bırakılmıştı. Anlaşma sonucu Çekoslovakya hükümeti itiraz etse de Alman ordusu ertesi gün Sudetenland'a girmişti ve yaklaşık 20 bin karşıt görüşlüyü hemen tutuklamıştı. Konferans sonunda Chamberlain elindeki anlaşma belgesini sallayarak bu Avrupa'daki barışın belgesi demişti. Ama büyük bir iş başardığını düşünen Chamberlain aslında bu olayda tamamen yoklar oynamıştı. İleride de Chamberlain'e Münih'in hayaleti yakıştırması yapılmıştı. Hitler ise politik olarak oldukça güçlü olduğunu görmüştü. Çünkü silahla değil masa başında 1. Dünya Savaşı'nda yenildikleri Fransa ve Britanya'yı dize getirmişti. Hitler artık kendisini kimsenin durduramayacağını düşünüyordu. Ayrıca Chamberlain bu yaşananlara yatıştırma politikası ismini vermişti. Fakat ilerleyen yıllarda Münih Anlaşması'na Münih ihaneti adı verildi. Çekoslovakya'da ise halkın tepkisiyle iç isyan çıkmıştı. Bu Hitler'in tam istediği durumlardan biriydi. Bunu fırsat bilen Hitler kendi istediği Münih Anlaşması'nı bozarak 15 Mart 1939 günü Alman ordularını Çekoslovakya'nın başkenti Prag'a soktu. Ertesi gün ise Çekoslovakya dağıldı ve Almanya'nın kukla devleti olarak Bohemya ve Moravya kuruldu. Yine Hitler destekli olarak Slovakya Cumhuriyeti ilan edildi. Bu iki ülkenin de resmi olmasa da arka planda yönetimi Almanya hükümetine yani Hitler'e bağlıydı.
her zamanki gibi son bir değerlendirme yaparsak, videomuzda incelediğimiz olaylar ile Adolf Hitler bir anda Avrupa siyasetinde de güçlü hale gelmişti. Özellikle Britanya ve Fransa'nın ilk baştaki bize dokunmayan bin yaşasın tavrı Hitler'in elini iyice güçlendirmişti ve sonunda ibre bu iki ülkeye dönmüştü. Polonya saldırısında ise bu iki ülke aldıkları derslerden dolayı hemen Almanya'ya savaş ilan etti. Neville Chamberlain Avrupa'daki savaş başladıktan sonra 7 ay daha görevini sürdürse de yerine gelen Winston Churchill'in ilk icraatlarından birisi de Münih Anlaşması'nı iptal etmek olmuştu. O dönem Britanya ve Fransa Münih Anlaşması'nda sert bir tavır sergileyerek savaş kozunu oynasalardı belki işler daha değişik olabilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşça kalın.